Oraya geçelim. Bu Kurtlar Vadisi merakı nereden geliyor? Ben yayınlandığı zaman izlemiştim. Şöyle, Kurtlar Vadisi'nden evvel Sopranos dizisi vardı. Ve ben işte yabancı dil, o dönemlerde Almanya'da işte Hollanda'da falan Sopranos direkt dublajlı yayınlanıyordu hemen. Yani bu ülkelerin kendi dizileri yoktur. Belçika, Hollanda, Avusturya, Almanya, Fransa, bunlar kendileri dizi üretmezler. Amerika'dan gelen anında dublajlanır ve yayınlanır. Yani mesela biz Walking Dead'i neredeyse eş zamanlı falan izliyorduk o derece. Dolaylı olarak da oranın dizi kültürü hakimdi. Sopranos da bende inanılmaz etki yapmıştı. Ve Scorsese üzeri bir crime movie, suç filmlerine bir hayranlık başladı böyle. Sonrasında bu filmlerin genellikle gerçek olaylardan esinlendiğini öğreniyorsun tabii biraz araştırdığın zaman. Bazı filmler biliyorsun felsefi konulardan gidiyor. Felsefi konulardan gitmeyenler de gerçek olaylardan gidiyor. Godfather'ın setini basmışlar mesela. Coppola'yı tehdit etmişler falan. Hani ciddi İtalo mafya şeyleri var orada. Mesela bir sahnesi var onun. At sahnesi biliyorsun, at kafası sahnesi. Tabii. Burada bir tane oyuncu şarkıcı var ve babaya gidiyor, diyor ki ya ben senin yakınım falan, rol almak istiyorum ama bana vermiyorlar. Baba da bu işi hallediyor, at kafasıyla tehdit ediyor yapımcıyı. Evet. Bu olayı gerçekten o yapımcı yaşamış. Godfather filmi için. Mafya oyuncu koymak istemiş diye filmin içerisine. Ve bu olayı yaşanmışlar, adamlar filme yansıtmışlar direkt. Arabaları taranmış. Çok evet, bu enteresan. Anlatılır. Yani şehir efsanesi falan değil. Bunların hepsi yaşanmış gerçek hadiseler. Değil. Kitapları var. Zaten aslen kitaptır biliyorsun. Mario Puzo'nun kitabı olması lazımdı. Evet, evet. Sicilya'da geçiyor hikaye. Klasik Omerta kapsamında, yani o kuralda işleniyor. Yani bu İtalyan mafyası şu bu derken kendini o şeyde buluyorsun. Sonra işte Kurtlar Vadisi yayınlandığında Türkiye'de ben de izliyordum. Tabii bir fenomen olmuştu vesaire. Ama beni en çok cezbeden şey, hani normal Türk dizi standartının tamamen tersinde bir şeydi. Evet. Yani kendi genelde yapısı şey vardı. Olur ya, böyle yabancı yapımlarla izlemeye başlayınca bu tip yapıları, Türkiye'de yapılan versiyonlarına hep bir burun kıvrılır ya. Ama şey, yani Kurtlar Vadisi diyorsun, bu yapının biraz dışındaydı. Ben çok hakim değilim, o yüzden sana soruyorum. Kurtlar Vadisi çıktığında hani aktif izleyenlerden değildim. Ben aktif izleyenler, o vardı. Yani şöyle, şunu yapabilirlerdi. Yabancı mafya filmlerinden, yapımlarından esinlenip birebir işte bize İtalyan mafyasının İstanbul'daki halini gösterebilirlerdi. Evet. Hani çok kişi de öyle bir şey bekledi ama onu yapmadılar. Ve izlediğin şey o kadar gerçekçi, o kadar kan dondurucuydu ki oradaki karakterler. Yani bildiğimiz bizim 90'larda yaşadığımız şeylerdi. Bunun da sebebini sonra öğrendik zaten. Konsept danışmanı Soner Yalçın, hikayelerin %90'ı da gerçek karakterlerden alınmış şeyler. Ki benim en ilk videom YouTube'da işine bağlamak gerekirse, Kurtlar Vadisi kim kimdir diye gerçek karakterler videom var. 20 dakika sürüyor. İlk bundan başlamıştı ve bu araştırma olayı da oradan başlamıştı aslına bakarsan. Yani tabii sinematografik olarak ele almıştım. Yapımı, akımı falan filan, bunları ele almıştık, hikaye falan. Ama tabii işin büyük bir payı da şeyde, gerçek karakterlerden esinlenmesinde. Evet. Bu adamlar gerçekten varmış. Türkiye'de böyle bir şey gerçekten varmış. Türkiye'de mafya, devlet, işte siyaset üçgenin dönen olaylar, Susurluk skandalı kapsamında varmış. Ve bu dehşete uğratmış beni. Çünkü yapım değildi yani. Görüyordun onu. Bunlar gerçekten olan şeyler. Ama bu hani çok genel izleyici kitlesini zannedersem o dönemlerde fark ettiği bir şey değildi. Hani hayır, kesinlikle anlamadım. Bir racon dizisi yani var ve güzel raconlar kesiliyor ve izliyoruz, hoşumuza gidiyor tarzında bir durumdu gibi hatırlıyorum. Buna katılıyorum yani, kesinlikle hiçbir şekilde anladıklarını sanmıyorum ben Kurtlar Vadisi izleyicilerinin, Kurtlar Vadisi'ni. Yeni jenerasyon biraz değişik, orayı ayırıyorum çünkü onlar daha farklı ele alıyorlar. O dönemlerde öyle ele alınmadı. Çünkü yayınlandığına bakıyorsun işte Osman Sınav gibi Türkiye'nin en iyi, yani çok sevilmeyen işler yapsa da çok aşırı derece yetenekli bir yönetmen. Reklamcılıktan geliyor biliyorsun ve çok detay shotları var. Ve bu ilk sezonda falan çok belli oluyor. İnanılmaz detaya giriyor, işte şiddet inanılmaz fazla. Ama gerekiyor. Evet. Yani gerekiyor. Şiddetli bir ortamı anlatıyorsan şiddet gerekiyor. Yoksa ben buna niye inanayım? Nasılsınız efendim diye konuşan mafya babası olmaz. Yani böyle bir şey olmaz. Günümüzde örneklerini görüyoruz. Tekerleğin içine yani, takla atan insanlar var mesela. Evet, bunu anlatmıştık ya. Escapizmin tersine dönmesi bir noktada. Evet. Çünkü adam Rütük engelliyor onu. Ve sanal bir kahraman, sanal bir mafya durumunu yaratıyor. Ve bu sefer de izleyici gerçek bağlantıyı kaybediyor. Şey zannediyorlar hani, yani böyle küçük bir mahallede sürekli takım elbiseli insanlar birbirlerine silah doğrultuyor ve kimse kimseyi öldürmüyor. Kimse kimseyi öldürmüyor. Sadece doğrultuluyor, sürekli tehdit ediliyor. Sonuç olarak da İstanbul'da görüyorsun ki işte pompalı tüfekle birbirini öldüren gençler sokaktaki var. Sokaktaki karşılığı da bu oluyor. Bunun etkisi var, ben bu eleştiriye katılıyorum, izleyici etkisi var ama şöyle bir sorumluluk da var. Yani sen yapımcıları zorlarsan
Onlar böyle sanal hikayeler yapmak zorunda kalırlarsa adam döner bakar kendi mahallesine der ki tamam abi bu benim mahallem. Yani biz bu gerçekçiliği aslında özümüzde sapık olduğumuz için veya infantenist yani öldürme içgüdüsüyle gezen insanlar olduğumuz için değil, sinemadaki illüzyonu yaşamak istediğimiz için istiyoruz aslında. Yoksa ya o illüzyondan çıkış ihtiyacından değil. Halbuki öldürme ihtiyacı ve isteği tam tersini yaptığın zaman ortaya çıkıyor. Gerçekçi yapmadığın zaman ortaya çıkıyor. Aynen katılıyorum. Çünkü bu sefer karakterler normal karakterler gibi gözüküyor. Evet. Yani adam mahallesinde gördüğü adamlar bunlar. Ve şöyle bir şey oluyor. Adam dünyaya giriyor. Yani o dizi dünyasına giriyor ama oradan çıkamıyor. Evet yani sen o Escapism videonda anlatıyordun ya. Yani normalde bizim sinemanın dünyasına veya izlediğimiz dizinin dünyasına girmemiz gerekir. Ama yerli yapımlarda o senin dünyana giriyor. Evet o yani bildiğin televizyondan çıkıyor adam. Yani evet. Senin yanına giriyor adam. Dördüncü duvarın zaten içinden geçiyorlar. Seyirciyle konuşuyorlar sürekli. Kendi nefret ettiğim olaylardan biri. Atılıyorum ya. Yani, illüzyonu yıkan. Yani bunu iyi bir şeymiş gibi anlatıyorlar bir de. Pozitif bir şeymiş gibi. Evet. Kesinlikle pozitif bir şey değil illüzyonu yıkmak. Yani sen türlü türlü şeylerle illüzyonu ayakta tutmaya çalışıyorsun. Sonra yıktığın zaman da bunu iyi bir şeymiş gibi lanse etmeye çalışıyorsun ama değil kesinlikle. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi hayranlığın sebebi bu abi. Evet yani. Başarılı bir şekilde uygulanmıştı. Ya illüzyon uygulamanın birkaç şeyi biliyorsun. İllüzyon uygulaması da zor. Yani evet. Kırmak kolay da zor. Şimdi bazıları da bu şeyden çekiniyorlar. İllüzyon uygulama işinden çekiniyorlar. Çünkü kişiyi zorluyorsun. Şimdi yapımcısın sen diyelim. Bir hikaye anlatacaksın. Fantastik bir hikaye gelsin aklına. Ne bileyim abi mesela. Konstantin. Şey Keanu Reeves'ten madem konuşacağız. Matrix'ten konuşacağız. Konstantin yapımı var biliyorsun. Çizgi roman filmleştirilmiş hali. Ben de severim. Şimdi düşüneceksin abi bunu nasıl bir realize edeceksin? Nasıl gerçekçi bir hale getireceksin? Şimdi adamların birkaç çözümü var. Konstantin'i senin dünyana getirmiyor. Aksine Meksika'da geçiyor herhalde. Güney Amerika'da geçiyor ilk sahneleri. Evet. Orada alternatif bir dünya yaratıyor ve seni direkt işte bir demonun şeyine girmiş bir genç kız var. Konstantin'e gidiyor. Bir nevi Neo Exorcist gibi bir şey aslına bakarsan. Evet. Konstantin yani karakteri. O da hani Matrix'in aslında kullandığı formülü kullanıyor. Boyutları kullanıyor. Seni aynalar vasıtasıyla farklı bir boyuta transfer ettikten sonra hikayesini daha rahat anlatabiliyor. Aynen o şekilde. Çünkü hemen bir dünyayı gösteriyor ve film kendi kurallarını yarattıktan sonra da 2 saat akıyor. 2 saat sonra da sen çıkıyorsun. Biliyorsun. Genelde zaten Keanu Reeves filmlerine denk geliyor bu niyeyse. Şeyde de biliyorsun Devil's Advocate'de de vardı bu muhabbet. Farklı bir evrene geçiş ve hikayeyi orada anlatma. Sokak bir anda boşalır böyle biliyorsun orada. Farklı bir evet. Dünyaya geçilir. Birçoğu kullanıyor bunu aslına bakarsan. Çünkü şunu yapmıyor yani. Yani şunu şöyle düşüneceksin. Neo karakterinin Matrix'te mesela yaşadığı dünyanın Matrix olduğunu öğrendikten sonra bizim dünyamızda farklı olduğunu izleyici olarak anlıyoruz. Evet. Dolaylı olarak da şimdi Matrix bir helikopteri düşürdüğü zaman ne bileyim helikopter bir şey binanın içine girdiği zaman ve işte ateş edildiği zaman falan işte o bullet time efekt falan geldiği zaman hiçbir izleyici şunu demiyor. Ulan çıktıktan sonra gideyim bir gözlük takayım da bizim Hasan abinin kahvesinin önünde ben de aynısını yapayım falan. Onu diyen izleyiciler gördüm ben ama. Çünkü hayır şey anlamında yani sen illüzyonu ne kadar doğru kurarsan kur. Reloaded'da şey vardı otoban sahnesinde hatırlarsın. Bir ajan bir araçtan öbürünün kaputuna atlar. O ön tarafı ezer böyle falan kapotu. Ben böyle yakınlarımla falan arkadaşlarımla o zamanlarda izlediğimde ki o zaman bile anlamama yetmişti yani. Burası farklı bir dünya. Çünkü film sana önce dünyasını tanıtıyor. Ondan sonra içeride yapılan şeyleri izah ediyor. Yine de o ne lan öyle şey olur mu falan diye izleyen insanları çok görmüştüm. Ya var şöyle mesela en absürt şeyleri bile anlatabilirsin. Kimse seni bu yüzden eleştiremez. Çünkü sen ayrı bir dünya yaratıyorsun evet. Film dünyasında. Yani film dünyası gerçekçi değil diye eleştiri olmaz. Çünkü kendi gerçekçiliği vardır. Bizdeki sorun ne biliyor musun? Adam bunu yaratmıyor. Yani buna girmiyor. Kafasını bununla yormuyor. Adam direkt İstanbul'un bir mahallesine geçiriyor hikayesini. İşte tehlikeli, işin tehlikeli boyutu burada başlıyor zaten. Her mahallede olabilecek yayından kişi. Önce zaten bir 2 saat konuştuk arkadaşlar. Muhabbetin zaten büyük bir kısmını yaptık. Akıyor gidiyor yani başlayınca vallahi muhabbet. Sinema olunca böyle 2 tane kafada uyuşunca muhabbetin ardı arkası gelmiyor. Ben senden toparlayalım bir tabii çünkü sonra diyorlar niye bağlamıyorsunuz konuları diyorlar. O yüzden ben hep dikkat ediyorum bir kodu bitirmeye. Abi ama o işte yayınlandığı zaman izlemiştim. Büyük bir mafya filmi hayranıydım. Ama mafya filmi olduğu için değil. Bunu da altını çizeyim. Yani Türkiye'ye toplumda bazı kişilerin yanlış anlaması. Bu da şey tartışması abi sen öyle düşünüyor musun bilmiyorum. Şimdi yapımcıların sorumluluğu var diye. Evet. Yapımcılar bu konuda sorumludur diye. Şimdi yapımcı olarak sen o zaman hiçbir şey yapamayacaksın artık. Yani. Ya bir rol güvencesine dönecek.
Ya merhaba abi, baba yapımcı, nasılsın? Yani İyiyim yapımcıyı oğlum. Ne kadar özgür bırakırsan o kadar özgün işler piyasaya çıkar yani. Sen ki zaten öyle diyorsun. İsmini vermeyeyim. Onlarla muhatap olmak istemiyorum. Çünkü de herkes zaten ironi yani yaptığımda anlayacak kim olduklarını. O tekerlek içinde dönenler diyeyim ben. Hemen anlayacaklar kim olduklarını. Ya bir bölümde şey yapmışlar. Bir polise mi ne hakaret oluyor. Bir şey oluyor. Tamam mı? Bunu evet. Yapabilirsin kardeşim. Sen dizisin ya. Polise ana avrat küfür et istersen. Ne olacak yani? Hemen toplumsal reaksiyon. Bu, polisimize böyle şey olur mu falan filan. Bir sonraki bölümde dizi polisten özür diliyor. Ya sen ne evet. yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun yani? Bu madem böyle bir topa giremeyeceksin, kaldıramayacaksın, niye giriyorsun baştan? Evet. Ya arkasında dursaydı evet. desteklerdim. Helal olsun derdim yani. Ya geri dursaydı, adım atmadı. Tabii, şöyle bak, arkadaşlar yanlış anlamasın. Sırf polisi eleştiriyor diye değil. Ya konu şu. Günümüzde yani hayatımızın gerçeği bu. Bazı ters işler yapan siyasiler, işini kötüye kullanan, ne kadar iyi olursa olsun kötüye kullanan insanlar. İnsandır sonuçta. Ve insanın kötü yanı da vardır. Dolaylı olarak ben mahalleme baktığım zaman, dışarıma, çevreme, akrabalarıma baktığım zaman kötü insanları görüyorsam, abi televizyonda izlediğim şeyden de bu ikiyüzlülüğü görmek isterim bazı insanlarda. Evet. Ama karakterlere bakıyorsun ya, salt iyi, ben salt iyi değilim mesela. Herhalde kimse kendi salt iyi olarak görmez. Hepimizin böyle bir karanlık yönü vardır, yanlış yaptığı yani, şeyler. Kutsal varlıklar değiliz yani, insanız ve insan zaten biliyorsun özünde kötüdür. Hala o geçerli bir teori. Tamam tartışılabilir ama kötülük içimizde olan bir şey en azından. Özünde kötüdür kabul etmeyebilirsin ama hepimizin kötülük potansiyeli olduğunu kabul etmeyecek kimse yoktur herhalde burada. Yani bunu izledikten sonra da yani insan dizilerde yapımlarda görmek istiyor. Şimdi göremeyince de yabancılara yöneliyorsun. Ne bileyim abi, mesela Breaking Bad'de görüyorsun. Gayet de mantıklı anlatıyor adam. Kimya evet. öğretmeni, kanser bilmem ne. Oradan adamın şeyini, misyonunu gayet iyi anlıyorsun. Şimdi bizim dizilere bakıyorum. Geliyor abi, adam sırf iyilik için kendini feda ediyor, dehşet işler yapıyor falan böyle. Niye abi, senin misyonun ne yani? Niçin yapıyorsun bunu? Ben iyiyim. Niçin iyisin abi? Ben ana karakterim. Bu biraz da Yeşilçam'dan bize miras kaldı diyor. Biliyorsun değil mi? Tabii yani o jönlük olayları falan. O jönler ve salt iyi salt kötü karakterler ama işte Amerika'da devrim Erol yapıldı. Taş. Bizde yapılamadı bir türlü. Bir de çok umdular biliyor musun? Her filmde böyle umarlar. Özellikle Eşkıya filminde çok ummuşlardı bizde. Eşkıya ama gerçekten bir evet lan oluyor galiba dedirtmişti insanlara. Dedirtmişti zaten. O yüzden insanlar çok. Yani sinemayla ilgilenen insanlar için çok önemlidir Eşkıya. Evet. Bazı insanlar diyor ki çok üşüyorsunuz falan. Önemli olan zaten filmin salt duruşu değil. Hani getirdiği, kattığı yorum. Bir gangster filmi aslına bakarsan yani. Amerika'da evet. da benzerleri yapılıyor. Eşkıya dediğimiz adam bir gangster. Bir gangster karakter. Ve İstanbul'a geliyor ve buraya adapte şey Once Upon a Time in America'ya bence biraz da. Aynen. Bu yapıdan dolayı. Yani şimdi olayı tabii bir türlü çözemediler yani işte kötü karakterleri olduğu gibi göstermenin aslında doğru yöntem olduğunu bir türlü toplum çözemedi yani. İzleyici de çözemedi. Ya, antagonisti yani. İstediğini bilmiyor. Tabii protagonist de bilmiyor, antagonist de bilmiyor. Ben bazen karıştırıyorum ama hangisi protagonist, hangisi antagonist diye. Çünkü birisi diyor ki ben salt iyiyim, sırf iyilik için yapacağım. Birisi diyor ki salt kötüyüm. Abi ikiniz de gerizekalısınız. Yani böyle bir şey olmaz. Mümkün değil. Nereden ama en iyi yani nereden kaynaklanıyor? Salt iyiliğin ve salt kötülüğün nereden kaynaklanıyor? Neyle temellendiriyorsun bunu? Bunu göstermiyor. İyi olduğu için iyi. Yani kerameti kendinden menkul. Ne yapıyorlar ama biliyor musun? Çünkü biz Türk milleti olarak çok seviyoruz böyle şeyleri. Evet. Biz millet olarak bayılıyoruz buna. Biz tarih için de öyle istiyoruz mesela. Hani mesela bizim ecdadımız çok mükemmel olması lazım. Full savaş kazanmış olmamız lazım. Hiç böyle savaş kaybetmememiz olması lazım. Ve işte hain bir şahıs varsa o full haindir böyle. Hani iyi yapmış kötü yapmış diye bir şey yoktur. Ya çok iyisindir, mükemmelsindir, tapıyorumdur sana böyle. Ya da Allah'ın cezası böyle geber yani mezarına tüküreyim derecede. Kötüdür. Berkay Süpervoice'la katılmış. Hoş geldin. Arsinli Süpervoice'la aramıza katıldı. Sen de hoş geldin. Yani şey düşünsene tarihte yaşanan tüm o muharebeleri ki hani bence insanlık tarihinin gördüğü en inanılmaz böyle nasıl diyeyim beni çok etkiliyor. Yani iki tarafın bir düzlük üzerinde karşı karşıya gelmesi ve kılıç kalkanla savaşması bu inanılmaz bir hadise. Böyle bir şey gerçekleşiyor ve iki tarafta anlatırken sanki şey gibi bilgisayar oyunundaki gibi hani işte Total War oynuyoruz biz böyle full basmışız perkleri yükseltmişiz. Hepsini kesip geçmişiz. Öbür taraf hiç reaksiyon verememiş gibi bir tarih anlatılıyor. Öbür taraf anlatırken kendine doğru anlatıyor. İşte en son 300'de izlediğimiz olay yani tarihi okuyorsun bambaşka.
onların anlatış şekline bakıyorsun bambaşka. Hani 300 kişiyle o 30 bin kişilik Pers İmparatorluğu'na direniyorlar falan. Direniyorlar. Serkses'e direniyorlar. Ya ona kadar o en azından estetik. Saçmalık ama estetik. Bizde fetih diye bir zırvalık var. Yani hem saçmalık yapıyoruz hem estetik de yapamıyoruz değil mi? Bu bundan kaynaklanıyor abi. Yani izleyici de onu istiyor. Yapımcı da biliyor. Şimdi bu yapımcılar dediğimiz adamlar yani hepsi gerizekalı diye bir şey yok. Bu yönetmenler, bu senaristler, bu insanlar senin benim kadar yabancı film izliyorlar. Senin benim kadar o kült yapımları izliyorlar. Senin benim kadar okuyup takip ediyorlar. Şimdi sonuca baktığın zaman adam şunu diyor. Ya izleyici ne istiyorsa biz ona onu verelim. Evet. Şimdi o zaman şu soruya geliyoruz. İzleyici mi belirler? Aynen. Medyayı izleyicinin sanatı, şekillendirdiği tarih. Yoksa medya mı şekillendirmelidir izleyiciyi? Böyle bir soru var ortada. Yani medya bence yani yani yapımcı söz sahibi olmalı ya bu konuda. İzleyici ne istiyorsa onu gösterirsen ekranda ortaya işte günümüzde izlediğimiz Netflix filmleri ve dizileri çıkar. Yani ve yapım olarak da şöyle hareket ediyorlar çünkü rating bazlı hareket edildiği için biliyorsun yabancılarda da en iyi ürünlerin çıktığı olaylar işte HBO gibi işte private networklardan çıkıyor. Hı hı. Sonra bunlar çok yani bu konuda değiştiren olay diziler konusunda Sopranos'tur Amerika'da. Sopranos HBO'dan yayınlanıyordu. Bu yüzden bir fazla büyük bir rating kaygısı yok, yapmadan bunu yapabildi. Şimdi bu kaliteyi getirince biliyorsun Amerika'da da diziler eskiden bize benzerdi. Hal böyle olunca Amerika'da bir değişikliğe gitti ve o 2000'lerden bildiğimiz şeye geçti. Lost, Prison Break, sonradan Breaking Bad. Hı-hı. Şimdi Fox Prison Break yaparken şunu düşünerek yapıyor. Lost yapıyor öncelikle. Bunlar aslında normal diziler değil. Yani normalde yayınlanan dizilerden değil. Büyük bütçeli sinemavari diziler. Yani sinematografisi yüksek diziler. Etkilendikleri nokta da bu. Yani HBO buradan elit kesim diyelim bunlara. Buradan yön verdiler. Ve genel akımda takip etti ve bugüne geldik. İşte evet. Hani bir Walking Dead bile bakarsan aslında Sopranos'tan. Sopranos sebep olmuştur. Kelebek etkisi diyelim buna. Yani Türkiye'de böyle bir kelebek etkisi yok. Ama yani buna şimdi biraz da hak veriyorum demeyeyim de yani anlayabiliyorum, empati kurabiliyorum diyeyim. Buna direnmek çok zor. Toplumun reaksiyonuna direnmek çok zor. En azından... Toplum ne istiyor ki ama? Ama toplum şöyle ne hani, istiyor? Kendimizden örnek vereyim. İçerik üreticileriyiz değil mi? Biz de YouTube'da videolar hazırlıyoruz. YouTube içerik üreticilerinin yüzde kaçı, Türkiye'den bahsedeyim sadece. Türk YouTube içerik üreticilerinin yüzde kaçı kendi istediği için yapıyor. Yani kendi istediği şekilde videolarını hazırlıyor. Ona göre kurgusunu yapıyor, ona göre montajını yapıyor. Şimdi biz biliyoruz mesela içerik üretici. Ben mesela biliyorum ne yaparsam daha fazla izlenme kazanırım. Nasıl kurgularsam, kurguya ne eklersem, başlığı nasıl değiştirirsem, içeriye hangi kelimeleri eklersem, metni yazarken hangi yapıya oturtursam daha fazla izleneceğini biliyorum. Ama benim bir kafamda oluşturduğum bir çizgi var. O çizginin dışına çıkmak istemiyorum. Yani ne yapıyorum? Dikte ediyorum aslında insanlara. Benim hayal dünyamdaki şeyi izlemek zorundasınız. Ben sizin istediğiniz şeyi yapmayacağım yani. Yapmak zorunda değilim. Çünkü o topa bir kere girersem artık ben ondan sonra kukla gibi bir şey oluyorum. Siz ne istiyorsanız sürekli onun içeriklerini hazırlayacağım. Sen işçi oluyorsun. Kendim olmuyorum yani. Sen işçi oluyorsun. Sen işçi oluyorsun. Sana bir patron geliyor diyor ki bunu üreteceksin. Ben bunu seviyorum. Ve sen de onu üretmeye gayret ediyorsun. Kreatiflik kalmıyor. Şimdi senin düşündüğünü merak ediyorum. Bizim bu kadar yapımcımız, bu kadar prodüksiyonumuz, bu kadar kanalımız düşünemiyor mu? Düşünüyor ama cesaret edemiyor işte demek. Yani bu cesareti yapanlar biliyorsun 90'larda o cesaretli yönetmenler vardı. Kimseyi takmıyordu. Kendi istediği filmi yapıyordu ve başarılı filmler o yüzden ortaya çıkıyordu. Başarılı oldular. Evet. Günümüzde... Bizde de belki başarılı olacak abi. Evet. Belki bütün olmaz dediğin, tabu dediğin, böyle de olmaz dediğin bir şeyleri bir araya getiren bir dizi, film veya bir şey çıktığı zaman insanlar dehşet şekli izleyecekler onu belki de. Ya ama biraz da böyle eskiden güzel yapım şeylerin bizimle buluşmasının sebebi biraz da adanmış insanlardan kaynaklanıyordu. O insanlar gerçekten her şeyini riske atıp o filmleri yapıyorlardı. Şimdiki yönetmenler genelde biliyorsun öyle. Baştan her şeyi hesaplıyorlar. Yani ben şu kadar bütçeyle şunu yapacağım, gişe şu kadar gişeyi garanti edecek. Bu formülleri kuruyor ve tek atış hakkı var ve garantiye oynamak zorunda. En ufak bir risk almıyor adam zaten. Bu konuda ama hakkını vermek gerekiyor. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun? Cem Yılmaz'ın hakkını vermek gerekiyor. Kesinlikle. Konuda. Kesinlikle. Ya parasını düşünse yapar, çok büyük para kazanır. Aynen ama öyle. Olduğu parayı yatırmak Türkiye gibi bir yerde inanılmaz risk. Yani Arif 216 yani diye bir film yaptı. Arif 216 diye bir film yaptı biliyorsun. Birçok evet. Kişi eleştirdi falan. Bana sorarsan sinematografik olarak en toparlanmış, düzgün şey olmayan, çıkıntısı olmayan diyeyim kesinlikle sana. Kesinlikle katılıyorum. Birçok kişi beğenmedi. Nefret etti bundan.
Mesela Gora iyi buldular da Gora'nın müthiş eksiklikleri var. Ya o şeyden kaynaklanıyor. Şimdi Matrix'te de olacak aynı şey. Nostalji damarıyla yeni versiyonu kıyaslayıp ah olmamış tavrı bu klasik bir reaksiyon. Buna git.